Güle güle eniştem. Hakkını helal et enişte. Belki ne mümkün olur görüşmek gayri. İyi adammışsın be enişte. Hakkını helal et gayri. Helal olsun. Bak Arzu, beni can kulağıyla dinle şimdi. Biliyorum niyetini. Bana hak veriyorsun diyeyim. Bir arada yaşayamayız biz. Elbette. Zavallı bir köylü kızı nene yarar ki? Birbirimizi tanımıyoruz bile. Ben tanıyorum. Eli elime değen ilk erkek sensin. Nişanlın Dursun'u sevmedin mi sen hiç? Babası istedi, ağlarım da verdi. Altı üstü bu işte. İyi ama ben ne yaparım senden? Buralarda goma beni, ağlarımı tanımazsın. Vallahi billah seni alnının şafağından vururlar. Ne olursa olsun, en kısa zamanda boşanmalıyız. Çünkü... Çünkü köylüyüm, cağalım. Sap derken saman derim. Sana yakışmam. Ama ben dönersem ağlarım kasabada gezemez arından. Biz her zaman namus için yaşarık. Bu yerlerde namus için adam vuran davul zurna ile gönderilir mapusa. Ölmek pahasına da olsa senden beraber yaşayamam Arzu. Böylece bil bunu. Bir iş bulana kadar yanında kalır. Sonra çeker giderim. Meraklanma. Yanımda mı? Hayır hayır, yanımda kalamazsın, anlıyor musun? Her bir işi görürüm. Her ne istersen yaparım. Yeter ki ortalarda bırakma. Köyüme döndürüp ele güne kepaze etme beni. Tülin alın, müjdeler olsun. Kemal Bey geldi. Ne büyük sürpriz. Ben de gelinliğimi prova ediyordum. Kemal, sevgilim. Kağıtları buraya naklettirebildin mi? Tamam mı sevgilim? Artık bir mani yok değil mi evlenmemize? Hizmetçi. Babam da merak içinde. Neden geç kaldın sevgilim? Avrupa'dan ne zaman döndün? Bu sabah. Ha. Ne güzel sürpriz değil mi? Bir dakika, gelinliğimin provasını yapayım, geliyorum. Peki, peki. Affedersin Arzu. Böyle olmasını istemezdim. Tülin'in bir müddet daha Avrupa'da kalacağını sanıyordum. Yoksa seni buraya getirmezdim. Bu ev senin evin değil mi? Değil. Tülin'in evi. Daha önce küçük bir pansiyonda kalıyordum. Desene sen de benim gibi eğretisin bu evde. Ben de aslında senden farklı değilim. Yıllardır o iş senin, bu iş benim gezen... Hayatı parasızlık içinde geçmiş biriyim. Şehirdeki yoksulluk köydekine benzemez Arzu. Şehirde tanıdığın olmazsa sigara bile vermezler adama. Şehir şehirdir. Bize benzer mi ki insanları? Doğru, benzemez. Bak Arzu, yıllarca sefalet çektikten sonra nihayet Tülin'le evlenmek fırsatını yakaladım. Babası milyoner. Bana bir fabrikanın gelirini bırakacak. Artık o eski sefalet günlerini bir daha yaşamak istemiyorum. Onun için... Onun için mi evleneceksin? Sen izin verirsen tabii. Ben mi? Hizmetçi izin vermezse bey evlenemeyecek mi? Seninle nikahlı olduğumu unutuyorsun. Hey ya!
benimle nikahlısın. Beni anlıyorsun değil mi Arzu? Seni anlıyorum ya, kendimi anlayamadım daha. Bu garip evliliği unutup benden ayrılman için... istediğin kadar para veririm sana. Yeter ki ayrıl benden. Yeter ki... Paran senin olsun. Gideceğim. Bir iş bulunca hemen gideceğim, tasalanma. Seni hizmetçi diye tanıttığım için bana kızmadın değil mi? Hizmetçiyim tabii. İnsanın gözü yükseklerde olmamalı. Hizmetçi ise hizmetçiliğini bilmeli. Kemal! Koş, babam telefonda. Fabrikanın makineleri gelmiş. Hadi şekerim, biliyorsun babam bekletilmekten hoşlanmaz. Oradan bana biraz içki getir. Bak orada şişe duruyor. O şişeden bardağa koy. Biraz da su koy. Öyle? Bizim orada avratlar içki içmez. Avrat da ne demek? Senin gibi karılara avrat denir. Rüstem efendi, al bu köylü kızını eski köşke götür, orada kalacak.